Kitabın ilginç bir dizi perspektifleri var. Mesela bir tür ezoterik arkeoloji diye nitelendirebileceğimiz Atatürk'ün de ilgi duyduğu Muğ kıtası gibi sorunlara eğildiğini görüyoruz. Türkiye'de dil devriminin belirli bir aşamasını oluşturan güneş dil teorisi, buna eğiliyoruz. Türk tarih tezinin göçler ve bu bağlamda Anadolu'daki insan dokusunun oluşumu, bütün bunları ele alma fırsatımı buluyoruz bu kitapta.